de çok önem vereceğiz. Ahiretimiz için çok kazançta bulunacağız. Ahiret için çok kazançlı olacağı ay da işte bu Şaban ayı. Recep ayını zaten harcadık. O gitti. Ona değer veremedik. Yani şu Recep ayıdır diye fazladan bir şey yapamadık. Yapmadık. Dünyaya daldık. Ama dünya için çok şey yaptık. Ahiret için bir şey yapmadık. Mevla Celle Celaluhu bir de uyanmak nasip etsin. Ahiretimiz için çok hazırlıklı yapmayı nasip etsin inşallah. Değerli müminler, şimdi ne yapmamız lazım bu Şaban ayında? Ondan size bahsedeceğim inşallah. Başta elden geldiği kadar oruç tutmaya çalışalım. Bir günde olsa oruç tutarsak çok büyük bir kara geçmiş oluruz. Oruç konusunda size birkaç tane hadis okuyayım inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Kim bana kavuşmak isterse Şaban ayında 3 gün oruç tutsun. Bu peş peşe olması şart değil. Ayrı ayrı günlerde de olabilir. Yalnız Şaban ayının içerisinde olsun. Ve oruçtan önce de benim üzerime selavat getirsin buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Yine Peygamberimiz şöyle buyuruyorlar. Kim 3 gün oruç tutar, iftardan önceden bana çok selavat getirirse, yarın mahşer günü onunla beraber olurum. Yani cennette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu oluruz. Şaban ayında 3 gün oruç tutar ve iftardan önce de Peygamberimizin üzerine bol selavat getirirsek. Yani Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diye en azından 100 defa söyleyelim derler. Selavat-ı şerife öyle kazançlı bir ibadettir ki bunun sevabını hiçbir günah yemez derler. Diğer sevapları yer. Kelime-i tevhid çekmişizdir, nafile namaz kılmışızdır, efendim zikir yapmışızdır, şunu yapmışızdır, bunu yapmışızdır. Ama bu sevapları bazı günahlar yer. Hangi günahlar? Peygamberimiz şöyle buyuruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. 4 günah vardır ki sevapları yer bitirir buyuruyor. Namahreme bakmak. Yani yabancı kadınlara kötü niyetle bakmak. Yalan söylemek. Laf götürüp getirmek. Ve dedikodu yapmak diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir hadis-i şerifte de haset buyuruyor. Yani insanları çekememek. Mesela komşusunun efendim arabası var. Kendi arabası yok. Niye benim yok da onun var gibisinden böyle kıskançlık yapıyor. Bu çok kötü bir şeydir. Kıskanç sevapları yok eder gider. Allah'ım affet. Veyahut da kendisi kiracıdır. Ev sahibinin kocaman bir apartmanı var. Niye ev sahibinin kocaman bir apartmanı var da efendim benim bir dairem bile yok gibisinden böyle haset etmek sevapları yer bitirir. Mahvup perişan eder. İnsanın hayatını da söndürür. Çünkü haset ettiği zaman bir insan vücudu yıpranmış oluyor. Ama Allah'ın verdiğine razı olursa, Allah'ın böyle takdir etmiş, razıyım derse o zaman hem vücuduna bir şey olmaz, hem günah kazanmamış olur, hem de çok sevap kazanmış olur. Haset etmediği için. Rabbisinin razı olduğuna, verdiği şeye razı olduğu için. Mesela Peygamberimiz ne buyuruyor? Kim ezandan sonra radina billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme resule derse ona cennet vacip olur diyor. Ne demek radina billahi rabben? Rab olarak Allah'tan razıyım. Ve bil islami dinen, din olarak İslam'dan razıyım. Ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme resule Muhammed aleyhisselam'dan resul olarak razıyım derse cennet ona vacip olur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Peki Allah-u Teala Hazretleri neden kimine az vermiş, kimine çok vermiş? İmtihan için değil. Zaten dünyaya geliş gayemiz de imtihan değil mi? Bak Mevla ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? Estağfirullah. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْغَفُورُ. O zat-ı ecella olan o Allah ki
ölümü ve hayatı yarattı. Niçin? Liyebluveküm. Sizi imtihan etmek için. Ey yüküm ahtenu amele. Bakayım hanginiz daha çok sevap kazanabilecek diye. Buyuruyor Mevla Cedir. Dünyaya geliş gayemiz imtihan. Mevla imtihan ediyor. Zengine zenginliğiyle imtihan ediyor. Acaba verdiğim bu nimetlere şükür edecek mi? Zekatımı verecek mi? Hayır hazanatta bulunacak mı? Diye. Fakiri de fakirliğiyle imtihan ediyor. Acaba benim verdiğime razı olacak mı? Mevla onun için imtihan ediyor işte. Acaba verdiğimden hoşnut olacak mı? Az verdiğimden dolayı sabır edecek mi? İşte bunun için imtihan ediyor. Evet. Biraz önce dediğimiz gibi Allah'ımızın verdiğine sabrederiz ve razı olursak Rabbimizin verdiğine razıyım Allah'ım, razıyım dersek Allah da bizden razı. Çok mükafat verecek. Yavrum cennette çok mükafatlar verecek. Tabii ki Allah'tan isteyeceğiz değerliler. Allah-u Teala Hazretleri isteyeni çok seviyor. İstemeyene kızıyor. Biz aksine isteyene kızıyoruz. Allah-u Teala Hazretleri de istemeyene kızıyor. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri'nin malı, mülkü çok. Hiç bitmez. Bütün kainata dağıtsa yine de hiçbir zaman bitmez. Allah'ın hazineti, nimetleri bitmez. Zaten bir buyrumda öyle buyuruyor Mevla Celle Celaluhu. Ey kullarım, gelmiş ve gelecek ne kadar insanınız varsa Hazreti Adem'den kıyamete kadar gelen bütün insanlar bir araya toplansalar, benden çeşit çeşit nimetler isteseler, cennet isteseler, saltanat isteseler vesaire, hepsine versem okyanus olan hadinemden iğnenin ucunun aldığı su kadar bile bir şey eksik olmaz diyor Mevlamız. Tabi Allah'ın hadineti bitse cennet ebedi olmaz. Allah'ın nimetleri eksilse cennet ebedi olmaz. Cennet ebediyen değil mi? İnşallah. O cennete girdiğimiz zaman orada çalışma yok. Orada işe gitme yok. Orada efendim dert yok. Orada tasa yok. Orada üzüntü yok. Kur'an-ı Kerim söylüyor. La havfun aleyhim ve la hum tahtenun buyuruyor. Onlar için orada ne bir mahzun olma var, ne bir keder var, ne bir üzüntü var, ne bir hastalık var. Hiç öyle bir olay yok. Hayatımız ebediyen garanti içerisinde. Kesinlikle savaş olur ölürüm, deprem olur ölürüm, bir düşman tarafından saldırır öldürürüm, tinerciler öldürürüm. Öyle bir olay yok. Hayatın ebediyen garanti. Ebediyen. Cennette ebediyen yaşayacağız ama bir an üzülmeyeceğiz. Bir an kederlenmeyeceğiz. Ya. Cennette ebediyen yaşayacağız, hiç hastalanmayacağız. Cennette ebediyen yaşayacağız, bir an kederlenmeyeceğiz. Yani cennet, adı üstünde cennet. İnşallah o zaman Mevla Celle Celal o cennete girmeyi hepimize nasip eder. O cennete girebilmek için de işte dünyada gayret etmemiz lazım. Allah'ın imtihanını kazanmamız lazım. Dediğim gibi Allah'ın fakirliğine verdiği fakirliğe razı olursak, Rabbim razıyım verdiğim fakirliğe dersek, Rabbimiz de bizden razı olur. Ama isyan edersek zaten fakirlik gitmez ki isyan etmeyle. Değil mi? O zaman biz zarar etmiş oluruz. Allah da bizden razı olmaz. Sen Allah'tan razı olmasan, Allah da senden razı olmaz, benden razı olmaz. O zaman razı olmadığı kulunu Allah cennetine koymaz. Nereye koy? O zaman cehenneme koy. Çünkü öbür alemde iki yere gidiş var. Ya cennete veyahut da cehenneme. Hiçbirine gitmiyor olay yok. Dediğim gibi cennete hak ettiysek cennete, cennete hak etmediysek o zaman mecburen cennete, cehenneme gideceğiz. Ben bu cehenneme girmem, bu da yanmam olayı kesinlikle yok der. Şu halde var gücümüzle o cenneti kazanmaya çalışacağız. Bir de değerli günler Allah-u Teala Hazretlerinden nimetlerini isteyeceğiz. Zaten biliyorsunuz 5 vakit namazda okuduğumuz bir dua var. Nedir o? Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar. Değil mi? Rabbena ey Rabbimiz atina bize ver.
Nerede? Fid dünya haseneten. Dünyada haseneler, yani güzellikler ihsan ile, nimetler ihsan ile. Ver nimetlerini, ver bir de. Daha ve fil ahirete haseneten. Ahirette de haseneler, nimetler ihsan ile. Ve kina, bizi koru. Neden? Adaben nar. Cehennem ateşinden koru. Evet, bak Mevla kendisi istetiyor. Evet, Allah'tan isteyelim. Ve şunları uygularsan Allah-u Teala Hazretleri bize bol rızık verir değerli müminler. Birincisi, Allah'ın verdiği nimetlere şükür edersek. Evet. Yemeğimizi yedik, suyumuzu içtik. Ne diyeceğiz suyumuzu içtikten sonra? En azından üç defa elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah diyeceğiz. İşte Allah'ın bu nimetine şükür edersek Allah bol bol yağmur yağdırır. Çünkü öyle buyuruyor. Ve men şekere, kim ki şükrederse, verdiğim nimetlere şükrederse, le edidennehum, elbette ona verdiğim nimetleri artıracağım. Ve men kefere, kim ki nankörlük ederse, vallahu ganiyyun anil alemin, Allah bütün alemlerden zengindir. Hiçbir zaman ben onun şükrüne ihtiyacım yok buyuruyor Mevla Celle Celaluhu. Gönülden tasdik ediyoruz. Allah-u Teala Hazretleri bizim şükrümüze ihtiyacı yok. Bizim Allah'ımıza ihtiyacımız var. Bizim Allah'a şükür etmeye ihtiyacımız var. İşte yememizi yedik. Yememizi yedikten sonra şükredersek Mevla Celle Celaluhu ya, o zaman yediğimiz nimet ne oluyor? Artıyor değerli. Yediğimiz nimette bereket oluyor. Ama yemeğe avuzu besmeyle başlamadın. Efendim, yemeğe şükür etmedin. O yemekte bereket olmaz. Bir bakarsın yağ bitmiş. Aa, daha dün almıştım bir teneke yağ. Ne oldu? Bitti. Çünkü bereket yok. Efendim, dün almıştım işte şunu, zeytinli peynir. Ne çabuk bitti? Biter. Bereket yok. Bereket olsa çabuk bitmez. Değerliler, şehir dışına bir yere misafire gittik. Bir vatandaşa misafireye gittik. O vatandaşın bir işi için. Üç kişi olarak gittik biz. O aile biraz kalabalık aileydi. Üç gün sonra bana şöyle dedi. Bir haftalığa gittik. Hocam dedi, ben şu işe şaştım. Ne ya? Ya siz gelmeden önce biz her gün 10 ekmek yiyorduk. Şimdi siz geldiniz, üç kişi de siz varsınız, ekmek en azından 13'e çıkması lazımdı. Veyahut da 14'e çıkması lazımdı. Veyahut da 15'e. Ama ekmek 7'ye düştü diyor ya. Allah Allah. Ne oldu? Neden böyle? Ben onunla dedim ki, bak biz eve girerken Eûzü Besmele çekiyoruz, yemeği yerken Eûzü Besmele çekiyoruz, evinizde Kur'an-ı Kerim okuyoruz, efendim yemekten sonra Allah'a şükür ediyoruz. Ya Allah bereket verdi. Ya evet, Allah-u Teala Hazretleri böyle bereket verir. Yemeğin çabuk bitmez, ekmeğin çabuk bitmez. Efendim, yemek masrafı, ekmek masrafı efendim azalır. Her masraf azalır. İşte öyle diyor Mevlamız. Hemen şekere, kim ki şükür ederse le edidennehu, elbette benim nimetleri artıracağım. Ve artırıyor işte, şükür edeceğim. Ama işte şükür etmezsek, Eûzü Besmele çekmezsek yemeğimize, o zaman o yemekte bereket olmaz. Ne ekmek dayanır, ne yemek dayanır, ne pirinç dayanır, ne şeker dayanır. Hiçbir şey dayanmaz. Evet. Değerli müminler, evimize girerken Eûzü Besmele ile girersek ve o içeriye girdiğimiz zaman üç ihlas okursak o evimizde, o evimizde bol bereket olur. Sahabe-i kiramdan bir tanesi peygamberimize geliyor. Diyor ki, ya Resulallah, çok fakirim. Çoluk çocuğun rızık dağılığı çekiyor. Komşuna muhtaç oluyor. Ne olur bana bir rızık duası yap dedi. Peygamberimiz ona buyurdular ki, demek ki sen evine varınca Eûzü Besmele çekmiyorsun öyleyse. İhlas okumuyorsun öyleyse. Evet ya Resulallah. Bundan sonra evine girerken sağ ayakla gir ve Eûzü Besmele çek. İçeride insan varsa selam ver. Yani selamun aleyküm diye selam ver. İçeride kimse yoksa benim üzerime selavat getir. Yani Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diye. Ve İhlas suresini oku.
buyurdu. Ben bunu uyguladıktan sonra öyle rızık oldu evimde ki komşulara bile dağıtmaya başladım diyor. Bak, önceden rızık dağılığı çekiyordu ama bunu uyguladıktan sonra Allah-u Teala Hazretleri bol rızık verdi ve komşulara dağıtmaya başladı. Biz de bunu böyle uygularsak Allah-u Teala Hazretleri bol rızık verir. Cemaatinden bir vatandaş bundan birkaç seneler önce hocam dedi işte bir yerde de çalışıyordum. Güzel işim vardı. Maaşım da iyiydi. Oraya dönerek bir daire aldım diyor. Sonra oradan çıkardılar. Başka yere girdim. Oranın da maaşı düşük. Eve versem para taksidi ödeyemiyorum. Taksidi versem evin geçimini sağlayamıyorum. Ne yapacağım şaşırdım dedi. Ben de ona bunu uyguladım. Bunu uygula dedim. Evine girince ağabey besmele çek. İçeride insan varsa selam ver. İkide yoksa silahat getir. Üç defa İhlas Suresi'ni oku dedim. Sabah ve akşam 100 defa Subhanallah ve bihamdihi estağfirullah dedim. Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde Allah-u Teala Hazretlerinin en çok sevdiği zikir budur diyor. Subhanallah ve bihamdihi estağfirullah. Kim sabah ve akşam 100 defa Subhanallah ve bihamdihi estağfirullah derse denizler küpüğü kadar günah olsa affolur, bir o kadar da ona rızık verilir. Tekrarlıyorum hadisi. Kim sabah ve akşam 100 defa Subhanallah ve bihamdihi estağfirullah derse, yani sabah 100 defa, akşam da 100 defa, denizler köpüğü kadar günah olsa affolur ve bir o kadar sevap yazılır ve ona hesapsız rızık verilir. Bunu uygula dedim. Tamam. Bir de her akşam Vakıa Suresi oku dedim. Değerli millet, 533'te veyahut da 35'te olsa gerek. O civarda. Vakıa Suresi vardır. Peygamberimiz şöyle buyuruyorlar. Her akşam Vakıa Suresi okuyanın hanesinde çok bereket olur. O evde hiçbir zaman yokluk olayı olmaz diyor. Yani param bitti, pulum bitti, yiyecek bitti, içecek bitti, öyle bir olay olmaz diyor Peygamberimiz. Başka bir hasirlerinde kim Rahman, Vakıa ve Hadis sureleri. Bunu peş peşe geliyor bu sureler. Rahman, Vakıa ve Hadis. Bu üç sureyi her gün okuyan kişi Firdevs cennetinin ehlinden olur buyuruyor. Firdevs cenneti cennetin en güzelidir derler. Çünkü Efendimiz hadis-i şeriflerinde Allah'tan cennet isterken Firdevs cennetini isteyin. Çünkü cennet Firdevs cennetinden aydınlanır. Cennet ırmakları Firdevs cennetinden akar. Yani Firdevs cenneti cennetin ana merkezi diyebiliriz. En güzel yeridir. Evet. İşte her gün Rahman, Vakıa ve Hadis surelerini okursak Firdevs cennetinin ehlinden olacağız inşallahurrahman. Evet. Bunu uygula dedim. Ve ayrıca her gün Kur'an-ı Kerim okur dedim. Çünkü evimizde Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman rızık bol olur. Ne buyuruyor hadis-i şeriflerinde Peygamberimiz? Eksiru min tilavetil Kur'an fi buyutikum fe innel beytillezî la yukra'u fi'l Kur'an yakillu hayruhu ve yeksiru şerruhu ve yudî'u ile ehlihi buyuruyor. Evlerinizde çok Kur'an-ı Kerim okuyun. Çünkü Kur'an-ı Kerim okunan evlerde hayır ve bereket çok olur, şer fazla olur. Kur'an-ı Kerim okunmayan evlerde hayır bereket az olur, şer çok olur. Ve yudiyyuhu ile ehlihi buyuruyor. O ev halkı dağlıktan kurtulamaz buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evlerde Kur'an-ı Kerim okunmaz. Ama okunursa işte hayır bereket bol oluyor. Şer az olur. Yani kimse kimseyle kavga etmez evde. Ama şimdi gel gör evleri. Kardeş kardeşle kavga ediyor. Anne oğulla, oğul anneyle, efendim anne babayla, baba anneyle, efendim evde hırtı, gürültü, kavga eksik olmuyor. Niye? Evlerde Kur'an-ı Kerim okunmuyor ki. Ondan dolayı işte şer çok. Yani evlerde Kur'an-ı Kerim okunsa o zaman ne olur? Şer az olur. Öyle bir gürültü, hırtı, bağırış, çağırış
kavga. Öyle bir şey olmaz. Huzur olur evlerde, huzur olur. Hem dünya saadetine hem ahiret saadetine ermek istiyorsak ne yapacağız? Evimizde bol bol Kur'an-ı Kerim okuyacağız inşallah. Belki dinleyen kardeşlerimizden diyen olabilir. Hocam ben okumak isterim ama Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyorum. Öyle bir mazeret olmaz diye. Öyle bir mazerete ne derler biliyor musunuz? Efendim suçu kabahatinden büyük mü? Mazeretinden büyük mü? Öyle bir şey derler. Mazereti kabahatinden büyük mü? Öyle bir şey, öyle bir söz var biliyorsunuz. Ha. Evet işte öyle derler. Onun için öyle bir mazeret olmaz diye. Öğreneceğiz. Kur'an-ı Kerim okumasını bilen birine gideceğiz, rica edeceğiz. O da Kur'an-ı Kerim bize gönülden öğretir. Allah razı olsun öğretir. Fark etmez. Yani yaş önemli değil. Yeter ki el gücünü elinize alın, Kur'an-ı Kerim'i okuyarak ölürseniz, kabrinizden kalktığınız zaman alim olarak kalkacaksınız. Peygamber gibi hadislerden öyle buyuruyorlar. İlim öğrenirken ölen bir Müslüman kabrinden kalktığı zaman alim olarak kalkar. Alimler nerede? Orada olacak. İnşallah bir dahaki sohbette ilim öğrenmenin mükafatını size anlatacağız. Göreceksiniz ilmin ne büyük bir mükafatı var. Ve cennetteki derecesi de bambaşka olacak alimin. Ya herkes cennette aynı derecede olmayacak. Herkesin cenneti kendi kazandığı derecesine göre. Nasıl dünyada yaşantımız paramıza göre ise cennette de yaşantımız sevabımıza göre olacak. Sevap çok, cennette o kadar kral yaşantı olacak. Dedim ya, dünyada nasıl para bol olunca efendim Marmaris'te yaşıyor adam, Bodrum'da yaşıyor efendim, Boğaz'da, Yalılar'da yaşıyor. Yaşıyor, yaşıyor. Niye para bol? Parası olmayan oralarda yaşayabilir mi? Mümkün mü? İşte biz de sevapları ne yapacağız? Çoğaltacağız inşallah. İşte ilim öğrenmeye uğraşırken ölürsek kalbimden alim olarak kalkacağız. Alimler nerede? Biz de orada olacağız inşallah. Bunu öyle bilelim değerli günler. Evet, şimdi şeyden Selavat-ı Şerife'den bahsediyorduk. Selavat-ı Şerife nedir? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala el seyyidina Muhammed. Bu selavat-ı şerifeyi getirdiğimiz zaman bu defterimize anında kaydediliyor. Her sevabın kabul olup olmadığı kesin olarak bilinmiyor. Yani hiçbir sevap kabul olduğu garantisi yok. Ama selavat-ı şerife mutlaka kabul olmuştur. Garantidir. Mesela sen bana gelip desen ki hocam ben 70 bin tane kelime-i tevhid çektim. Kabul oldu mu? Ne bileyim Mevla bilir. Kabul olmadığını ancak Allah bilir. Öyle bir garanti veremeyiz. Sen 70 bin tane kelime-i tevhid çektin, kabul oldu diyemeyiz. Ben 100 rekat nafile namaz kıldım hocam. Kabul oldu mu? Yine ben bilemem. Mevla bilir. Kabul olmadığını. Ben şunu yaptım, bunu yaptım. Mevla bilir. Ben bilemem. Ama bana gelip desen ki hocam ben 1000 tane selavat-ı şerife getirdim. Kabul oldu mu? Oldu. Onda şüphe yok. Hocam ben 100 tane selavat çektim. Kabul oldu mu? Oldu. Onda şüphe yok. İşte selavat-ı şerife böyle bir kazançlı bir sevaptır. Evet. Hiçbir ibadet riya için kabul olmaz. Hiçbir ibadet riya için kabul olmaz. Ama selavat-ı şerife riya içinde olsa kabul oluyor ya. Yani alsan eline tedbir. Bak işte filanca selavat çekiyor desinler. Ya selavat çeksen yine kabul oluyor. Selavat-ı şerife böyle bir kazançlı şeydir. Ve dedim bu selavat-ı şerifeyi bilhassa şu Şaban ayında bol bol getirelim. Elimize tesbih alsak da olur, o almasak da olur. Çünkü getirdiğimiz zikirleri ki melekler kaydediyorlar. Bizim yani tesbih çekmemize gerek yok. Sen söyle, kaç tane söylediğin belli değil. Ama dediğim gibi hiçbir tanesi zayi olmamak üzere melekler tarafından ne yapılıyor? Kaydediliyor. Aklımıza geldikçe bol bol Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala el seyyidina Muhammed diyelim. Mesela bir toplum içerisindeyiz. Orada sohbet oluyor. Sohbette Peygamberimizin ismi geçti.
hemen Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala el seyyidina Muhammed diyelim. Peygamberimizin ismini duyup da salavat getirmeyenlere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bedduası var değil mi? Bir gün şöyle buyuruyorlar. Peygamberimiz hutbeye çıkarlarken cuma günü birinci adım attılar, amin buyurdular. İkinci adım attılar, amin. Üçüncü adım attılar, amin. Namazdan sonra Peygamberimize bunun hikmetini sordular. Peygamberimiz şöyle buyurdu. Birinci adım attım. Cebrail aleyhisselam bana geldi dedi ki ey Muhammed, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Senin ismini duyup da selavat getirmeyene Allah lanet etsin dedi. Ben de amin dedim diyor. Ya görüyor musun de aman ha aman. Peygamberimizin ismini duyunca selavat getirmeyi aman ihmal etmeyin. Mutlaka Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ey. İkinci adım attım. Anne babasının rızasını almayana Allah lanet etsin dedi. Ben de amin dedim diyor. Evet. Annesi babası hayatta olanlar. Eğer cennete girmek istiyorsanız annenizin babanızın rızasını almanız lazım. Annene veyahut da babana dediğin zaman anne baba sen benden razı mısın, hoşnut musun diye sorduğun zaman evladım Allah senden razı olsun, Allah senden hoşnut olsun, Allah seni cennete koysun diye söylüyorsa bil ki Allah'ın izniyle cennete gireceksin. Ama annen veyahut da baban defol evladım görünme gözüme Allah bildiği gibi yapsın sana diyorsa bil ki batmışındır yani. Atmışındır. Onun için var gücünde annen babasının rızasını al. Eğer bir duan kabul olsun istiyorsan türbelere gitmene gerek yok. Şeyhlere gitmene gerek yok. Doğru gideceksin annene babana. Türbeler derken bir de şunu hatırlatalım. Geçen ekranda izledim. Bir türbeye kadınlar taş yapıştırıyorlar. Yapıştırmaya çalışıyor. Efendim uğraşıyor. O şeyde spiker mi artık şeydi sunucuysa bu taşlar ne oluyor diye soruyor. O da diyor ki işte çocuğum olmuyor diyor. Buraya taş yapışırsa çocuğum olacağına işaret diyor. Öyle bir akımsızlık olur mu ya? Öyle bir safsata olur mu? Hiç türbeye taş yapıştırmayla çocuk olur mu ya? Öyle bir cahillik olur mu değerinde? Kesinlikle. Böyle bir bid'atlara inanmayacaksınız. Böyle bir hurafalara inanmayacaksınız. İslam dininde kesinlikle böyle bir şey yok. Allah'tan istersiniz. Ya Rabbi bana hayırlı bir evlat ister diyeceksiniz. Ama hayırlı isteyeceksiniz. Ya Rabbi bana evlat ver demeyeceksiniz. Hayırlı bir evlat ver diyeceksiniz. Çünkü sen ve ben hayırlı olup olamayacağını bilemeyiz. Allah-u Teala Hazretleri bilir. Bir buyurunda Mevlamız şöyle buyuruyor. Sizin hayır bildiğiniz birçok şeyde şer vardır. Sizin şer bildiğiniz birçok şeyde hayır vardır. Lakin siz bilemezsiniz diyor Mevlamız. Değerli birkaç sene önce gazetede okumuştum. Adamın bir tanesinin çocuğu olmuyormuş. Çocuğu olsun diye 10 sene tedavi görmüş. 10 sene. Doktor dolaşmış. Nihayet bir çocuğu olmuş. Oğlan çocuğu olmuş. O oğlan çocuğu da 16 yaşına geldiğinde hem annesini hem de babasını öldürmüş. Para vermiyorlardı. Tinerci olmuş çocuk. Tinerci olmuş. Para vermemişler annesi babası. Efendim demek ki tiner parası vermediler. Veyahut da uyuşturucuya mı tutulmuştu? Uyuşturucu parası vermediler. Tutmuş annesini de babasını da öldürmüş. Bak. İlla olsun. İlla olsun da bak işte sonuç ne oluyor? Biraz önce dediğim gibi Allah'tan hayırlısını isteyeceğiz. Ya Rabbi hayırlı ise bana çocuk ihsan eyle diye Allah'tan isteyeceğiz. Hayırlı ise Allah-u Teala Hazretleri verecek. Hayırsızsa sen hayırlısını istediğin için vermez. Evet. Dediğim gibi işte annemizin babamızın gönlünü alacağız, rızasını alacağız. Cennet-i âleye girebilmemiz için. El cennetu tahta akdamihe buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Cennet anne ve babanın ayağının altındadır buyuruyor. Evet. Adamın bir tanesi duymuş ki bir veli zat Arafat'a
gitmiş. Kalkıyor memleketinden ta Arapat'a, o zaman yolculuk yaya, uzun bir yol yürüyerek Arapat'a varıyor. O zatı orada buluyor. Efendim diyor, çok uzun bir yoldan geldim, sırf senin için buraya geleceğini öğrendim. Sırf senin için geldim. E buyur, ne oldu? Senden hayır dua istemek için geldim diyor. Benim işte şu konuda bir duaya ihtiyacım var. Bu duayı yapman için geldim diyor. O zat da ona diyor ki, peki diyor, senin annenden babandan hayatta olan biri var mı? Var diyor. Heh, doğru, git onların yanına. Onlardan dua iste diyor. Çünkü onların yapacağı dua benim yaptığım duadan 10 kat daha üstündür. Evet değerliler. İşte böyle annenin babanın duası red olmaz diyor Peygamberimiz. Evet. 3 dua red olmaz diye buyururken, oruçlunun duası, musafirin duası, anne ve babanın duası red olmaz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Annemizi babamıza kendimize ne yapacağız? Dua ettireceğiz. Selavattan yine bahsedelim değerli günler. Çünkü çok iyi bir kazanç olduğu için bundan bahsedelim. Selavat-ı şeriflerin çeşitleri vardır. Biri hepimizin bildiği Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ahli seyyidina Muhammed. Bir tanesi de şu selavattır ki değerli günler, Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kim bunu günde 33 defa söylerse onun kabriyle benim kabrim yan yana birleştirilir. O beni seyreder, ben de onu seyrederim buyuruyor. Evet. Ve cennete girerken umudumuz umudumuza değerek gireriz. Bak ne kadar kazançlı bir selavat. O da şu oluyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala el seyyidina Muhammed. Buraya kadar hepimiz biliyoruz zaten. Diyeceğimiz üç kelime bir şey. Salaten tekûnü leke rızâen ve li hakkihe edâ'a. Neymiş, tekrarlıyorum. Salaten tekûnü leke rızâen ve li hakkihe edâ'a. Buraya kadar bunu günde 33 defa söyleyelim diyelim. Ezberleyin. Ezberleyin ve bunu günde 33 defa söyleyin. Bu sohbet YouTube'a da atıldığı için oradan bunu şey dersiniz, indirirsiniz. Bu selavatı tekrarlayarak ezberlersiniz inşallah. Çok kazançlı bir selavat. Cennette peygambere komşu olmak değerli demek ya. Günde 33 defa söyledim peygambere, cennette komşusun ya. Neymiş, tekrarlıyorum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala el seyyidina Muhammed. Salaten tekûnü leke rızâen ve li hakkihi edâe. Bu kadar. Bir selavat yine var değerli müminler. Bu selavat çok kazançlıdır. Bir selavat okuduğumuz zaman 600.000 tane Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala el seyyidina Muhammed selavatını getirmiş oluruz. Bir an önce de size söylediğim gibi bu selavatlar defterimize kaydediliyor. Hiçbir günah bu selavatları yemiyor. Karşımıza büyük bir mükafat olarak çıkacak. Bu selavata selavatın fethi deniliyor diyorlar. Kur'an-ı Kerim'i 6 defa hatim etmiş sahabe alıyoruz. Bir defa okuyoruz, Kur'an-ı Kerim'i 6 defa hatim etmiş sahabe alıyoruz. Bu selavat-ı şerifeyi keşfeden Ali Caziri Hazretleri şöyle diyor, bu selavat-ı şerifeyi ömründe bir defa Müslüman olarak okuyan bir kişi eğer günahından dolayı cehenneme girerse benim yakama yapışsın diyor. Bak, görüyor musun değerliler? Ne kadar kalınçlı bir selavat. Cenneti kendimize garanti ediyoruz bunu okuduğumuz zaman. Tabii ki imanlı olarak okursak, ama imanımızı gidermiş isek ne kadar okusam oku faydası olmaz. İman nasıl gider? Allah korusun, Allah muhafaza. Tutarsın, dine küfredersin, imana küfredersin, Allah'a küfredersin, geçmişe küfredersin. Çünkü geçmişe küfreden kişi peygambere küfretmiş oluyor. Bütün insanların geçmişi kime dayanıyor?
Hazreti Adem'e dayanır. Bütün insanlar Hazreti Adem'den dünyaya geldi. İlk babamız Hazreti Adem, ilk annemiz Hazreti Havva. Değil mi? İşte dediğim gibi bir insanın geçmişine küfrettiğim zaman Adem ile Havva annemize küfretmiş olacağımızdan dolayı iman gider. Mesela ağza küfretmek imanı giderir. Çünkü ağız ibadet yoludur. Bak Kur'an-ı Kerim okuyoruz ağzımızla, kelime-i tevhid çekiyoruz ağzımızla, efendim zikir yapıyoruz ağzımızla, namaz kılıyoruz ağzımızla. Ağız ibadet yoludur. Ağza küfür olmaz. Mesela bir insan camiye bilmem ne yapayım derse, küfür ederse kafir olur mu? Olur. Aynen bunun gibi ağza küfür eden de kafir olmuş olur. Mesela bir insan bunu yapmışsa bir daha Müslüman olamaz mı? Olur. Tekrar kelime-i şehadet getirerek, kelime-i şehadet nedir? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enna Muhammeden abdühü ve resulü dediği zaman imanı tazelenmiş olur. Bismillahirrahmanirrahim. Ama her şeyden önce bir Ementü'yü okuması lazım. Birlikte şimdi Ementü'yü okuyalım. İmanımızı tazeleyelim inşallah. Allahu Ekber. Âmentu billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve resûlihi vel yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ vel ba'su ba'del mevt hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enna Muhammeden abdühü ve resûlü. Allah'ım senin varlığına, birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kadere, hayır ve şerrin yalnız senden olduğuna ve ahiret gününe, öldükten sonra yeniden dirileceğimize canı gönülden inandık, iman ettik. Rabbimiz Celle Celaluhu imanımızı kabul buyur. Evet, böylelikle imanımızı tazelemiş olduk. Şimdi Selavat-ı Fethi okuyalım. Değerli müminler birlikte cehenneme girmeyelim inşallah. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammeden'il Fatihi lima uğlika vel hatimi lima sabak nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratikel mustakim ve ala alihi hakka kadrihi ve miktarihil azim. İşte selavat-ı şerife, selavat-ı fetih bu. Bu kadar kazançlı sevap bunda var. Neydi kazanç? Bir defa bunu böyle okuduğumuz zaman 600 bin tane selavat-ı şerife getirmiş sevabı alıyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim'i 6 defa hatim etmiş sevabı alıyoruz. Yine belki okuyamayan kardeşlerimiz olmuştur. Birlikte tekrarlayalım bunu. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedenil Fatihi lima uğlika vel hatimi lima sabak nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratikel mustakim ve ala alihi hakka kadrihi ve miktarihil azim. Bu salavat-ı şerife internette var değerliler. İnternete o kovul dediğimiz şeye selavat-ı fetih diye yazdığımız zaman bu karşımıza çıkacak. Ve orada mükafatınız yazıyor. Okuyun ve bu selavat-ı şerifeyi muhakkak ezberleyin. İnşallah rahman. Evet. Bu ay Peygamberimizin ayı olduğu için hani ne buyurmuştu Peygamberimiz hadis-i şerifinde? Er-Recebu şehrullah, Eş-Şabanu şehri, Er-Ramazanu ümmeti. Recep Allah-u Teala Hazretlerinin ayıdır. Şaban benim ayımdır. Ramazan da bütün ümmetimin ayıdır buyurmuşlardır. Bundan dolayı Şaban Peygamberimizin ayı oluşundan dolayı bu ayda Peygamberimiz üzerine bol bol selavat çekelim. Bu ayda getirilen selavat-ı şerifeyi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat duyar ve karşılığını verir.
Peygamberimize bu ayda selam verdiğimiz zaman Peygamberimiz o selavatı bizzat duyar ve karşılığını verir. Peygamber'e nasıl selam vereceğiz? Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin ve alim velhamdülillahi rabbil alemin dediğimiz zaman Peygamberimiz de aleyküm selam ya filanca ümmetim diye karşılığını veriyoruz. İsmimiz neyse. Peygamberimiz bizim ismimizi nereden biliyor? Allah bildiriyor. Allah bildirince bilmez mi? Evet. Yani bir defa Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah dediğin zaman hemen Peygamberimiz sana ne diyor? Aleyküm selam ya Hüseyin ümmetim veyahut da Hasan ümmetim veyahut da Ali ümmetim neyse ismin ona göre hemen sana karşılığını veriyor. Evet. Değerli müminler, oruçtan da bahsediyorduk. Bir iki kaç tane de oruçtan bahsedelim inşallah Rahman. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Kim Şaban ayının ilk ve son perşembesini oruçlu geçirirse onu cennete koymak Allah'ın üzerine haktır buyuruyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ne büyük bir nimet görüyor musunuz? Yani kesin cennete girmek istiyorsanız önümüze perşembe günü geliyor. Perşembe günü ve Ramazan'dan önceki perşembe oruç tutacaksınız. Yani Şaban'ın ilk ve son perşembesini oruçlu geçireceğiz. Bu önümüzdeki perşembeyi oruçlu geçirelim. Bir de Ramazan'a girmeden önceki perşembeyi de oruçlu geçirdik mi? Cennete kendimize hak etmiş oluyor. Öyle diyor Peygamberimiz. Kim Şaban'ın ilk ve son perşembesini oruçlu geçirse onu cennete koymak Allah'ın üzerine haktır. Allah vaadinden dönmez. Muhakkak o kişi cennete girecek demektir değerli müminler. Evet. Her kim başında ve ortasından sonuna 3 gün oruç tutarsa ona 70 nebi sevabı verilir diyor Peygamberimiz. Yani 70 peygamber sevabı verilir. Her kim başında, ortasında ve sonunda, Şaban'ın başında, ortasında ve sonunda 3 gün oruç tutarsa, 3 gün başında, 3 gün ortasında, 3 gün sonunda oruç tutarsa ona 70 nebi sevabı yazılır diyor Peygamberimiz. Ve şayet o sene ölürse şehit olarak ölür. Allah Allah. Ya şehit olarak ölmek ne demek yani? Şehitliğin mükafatı çok büyük. İlla şehit olmak için savaşta şehit olmak şart değil. Derdiler. İşte böyle sen Şaban'ın ilk şeyinde gününde 3 gün oruç tutarsın. Ortasında 3 gün oruç tutarsın. Bir de sonunda 3 gün oruç tutarsın. Bir dahaki Şaban'a kadar ölecek olursan şehit olarak ölmüş oluyorsun. Tabii ki şehitlik makamı sadece bununla bitmiyor değerli müminler. Mesela her kim Sure-i Haşr'ın son 3 ayetini 3 besmele ile sabah namazından sonra okur, o gün ölürse şehit olarak ölür. Akşam namazından sonra okur, o gün ölürse yine şehit olarak ölür diyor Peygamberimiz. Hani yestaudillah. Vallahu allazi la ilahe illa hu alimul gaybi ve şehade ve rahmanur rahim. Var ya işte bu ayet-i kerimeleri. 3 ayettir. 3 besmele ile başlanıyor. Eûzu billahi semî'il alîm mineşşeytânir racîm. Eûzu billahi semî'il alîm mineşşeytânir racîm. Eûzu billahi semî'il alîm mineşşeytânir racîm. Böyle 3 defa bu şey söyleyeceğiz. Havud Besmele'yi söyleyeceğiz. Ve ondan sonra Vallahu lezî la ilahe illa hu alimul gaybi ve şehade ve rahmanur rahim. Bundan aşağısında sonuna kadar okudur mu? O gün ölürsek şehit olarak ölüyoruz. Akşam namazından sonra okursak ölürsek yine şehit olarak ölmüş oluyoruz. Abdestli olarak ölen
şehittir diyor Peygamberimiz. E abdestli gelenin. Zaten abdestli gelen kişi sürekli sevap kazanmış oluyor. Sürekli ibadet etmiş sevabı alıyor. Sen ibadet yapmasan da abdestli olarak gelersen ibadet etmiş sevabı alıyorsun. Abdest almak zor bir şey değil ki. Ama şeytan aldırmaz. Çünkü şeytan senin cennete girmeni istemez. Benim cennete girmemi istemez. Senin benim sevap kazanmamı istemez. Ancak şeytan senin ve benim günah kazanmamı ister. Yani şerinden Allah Teala Hazretleri hepimizi muhafaza eylesin. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Her kim eyyam-ı bid orucunu tutarsa, yani o eyyam-ı bid orucu ne oluyor? Şaban'ın 13'ü, 14'ü, 15'i. Bu bildiğimiz Haziran'dan değil, Şaban ayı. Takvime bakacaksınız. Takvimlere yazıyor. Şaban'ın efendim 3'ü, 5'i, 7'si diye yazıyor. Orada görürsünüz. Şaban'ın 13'ünde, 14'ünde, 15'inde 3 gün oruç tutarsa, peş peşe tutulacak yalnız bu ha. Peş peşe tutulacak. Yani Şaban'ın 13'ü, 14'ü, 15'ini oruç tutarsa ona 10.000 sene ibadet yapmış sevabı yazılır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de önümüzde Berat gecesi geliyor. O geceden de size bahsedeceğiz inşallah Rahman. O Berat o gecesi ibadet ve taatla geçirelim. Gündüzünü de oruçla geçirelim. Halkın çoğu yanlış yapıyor. Mesela diyelim ki bu akşam Berat, Berat gecesinin bir gün önceki günü oruç tutuyor. Öyle değil. Gecenin sonraki gününü oruç tutacaksın. Çünkü gecenin sabahı, gecenin sabahı işte. Geceden bir gün önceki sabah, gecenin sabahı olmaz ki. Evet. Dediğim gibi mesela bu akşam Berat gecesi, bugün oruç tutan olur mu olmuyor. Yarın tutacaksın. Yarın tutacaksın. Evet. Halk yanlış bildiği için bir gün önceden oruç tutuyor ama o büyük mükafatı ne yapıyor? Kaçırıyor. E peki bir gün önceden bir gün sonra da tutsak olmuyor mu? Olur. O daha iyi olur. Ama bir gün önce tutup tam Berat gecesinin sabahını tutmadın mı o zaman o iyi olmuyor değerler. Evet. Berat gecesini elinden geldiği kadar ibadet ve taatla geçireceğiz. Sabahını da oruçlu geçireceğiz inşallah. Evet. Çünkü o günde bütün varlıklar oruç tutar diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Tabii ki onların orucunu biz anlayamayız diye. Nasıl oruç tutuyorlar? Onların orucunu biz anlayamayız. Yalnız Peygamberimizin dediğine biz inanmak zorundayız. Mesela Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Estağfirullah. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْكُرُونَ Sakın benim şehitlerime ölü diye demeyin. Bel Arapçada kat'iyet ifade eder. بَلْ اَحْيَاءٌ Onlar muhakkak diridirler. Allah Allah, ölü nasıl diri olur ya? Hazreti Hazreti'de 70 parçaya bölünmüştür mübarek. E şimdi o diri mi? Diri. E nasıl? İşte onu sen de ben anlayamayız. Yalnız bize inanmak düşer. Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Mevlamız bildiriyor. Mevla bildiriyorsa inanmak zorundayız. Akıl alması şart değil. Aklım almıyor, inanmıyor olmaz. O zaman inanmazsan kafir olursun. Dinden çıkarsın. Ebedi cehenneme girersin. Öldükten sonra dirilme var mı? Var. Tamam. E benim aklıma ermiyor. Akıl ermeyebilir. Çürümüş kemikler. Tamamen dağılmış. E bu dirilecek mi? Dirilecek. E nasıl? O nasılından sen karışma. Sen buna inanmak zorundasın. İnanırsan, inanmasan zaten öleceksin. O zaman ne olursun? Ebedi cehennemde yanarsın. Heh. Biz Mevlamızın bildiğine inanıyoruz. Ali İmran suresinde de وَهُمْ يُرْزَقُونَ buyuruyor. Onlar rızıklanıyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Ölü yer içer mi? Yiyor, içiyor işte. Mevla buyuruyor. Ama nasıl bunu bilemeyiz. Biz buna inanmak zorundayız. Evet. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Efendim? Bir şey unuttuğunuzda benim üzerime selavat getirin.
melekler size o şeyi hatırlatır buyur. Mesela bir şeyi saklamışsın. Nereye sakladığını bilmiyorsun. Unutmuşsun. Efendim. O anda onu ararken, o sakladığın şeyi ararken peygamberin üzerine bol bol selavat getir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed de bir yandan da ara. İşte onu sana melekler ne yapar? Buldurur. Yine peygamberimiz şöyle buyurlar sallallahu aleyhi ve sellem. Uykunuz kaçınca selavat getirin. Ve uykunuz gelir diyor peygamberimiz. Evet. Şimdi uykun kaçtı gece. Ne yapacaksın? Kalkın, iki rekat teveccüh namazı kılın diyenler. Çok kazançlı. Çok. Ya. Teveccüh namazı kılanlara ne kadirde, ne mizanda, ne sıratta hesap yok diyor peygamberimiz. Hesapsız olarak cennete girmek istiyorsan gece kalkıp teheccüd namazı kılacaksınız. Uyanamazsan kılmış cevabını veriyor Allah-u Teala Hazretleri. Bak ne kadar cömert Allah-u Teala Hazretleri ya. Ne kadar cömert. Allah gibi hiçbir cömert var mı ya? Hangi iş adama sen uyanamadın diye o gün çalıştığı yevmiyesi verir sana ya. Mesela uyuyakaldın, işe gidemedin. Patron kusura bakma ben bugün uyuyakaldım. Uyuyakaldıysana o maaş yok bugün. Bugün ücret yok sana. Öyle der değil mi? Olsun o da bizden al sana yevmi. Der mi? Hiçbir patron demez. Ama Allah-u Teala Hazretleri diyor işte ya. Ya. Sen gece teheccüd namazına kalkayım diye niyet ettin uyanamadın. Aynen teheccüd namazını kılmış sevabını alıyorsun. Böyle cömert Allah bulunur mu ya? Zaten Allah'ta başka ilah yok da yani böyle bir cömert varlık var mı ya? Hiçbir varlık Allah kadar cömert değil. Cömertlerin en cömerti kim? Allah-u Teala Hazretleri. Ondan sonra kim geliyor? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Evet. Uykunuz kaçınca selavat getirin diyor. Peki neden selavat getirince uykumuz geliyor? Çünkü sevap kazanmayalım diye. Şeytan sevap kazanmamızı istemiyor. İmam-ı Azam Hazretlerine geliyor. Adamın bir tanesi diyor ki ya imam bismillahirrahmanirrahim benim çok önemli bir şeyim diyor kaybettim. Sakladım bir yere ama diyor nereye sakladığımı bir türlü hatırlayamıyorum. Şimdi nasıl yapayım diyor. Ne diyeyim? Çok önemli o şey. İmam-ı Azam Hazretleri ona diyor ki gece yatarken 100 rekat namaz kıl diyor. Hatırlarsın. O zat gidiyor evine gece yatarken 100 rekat namaz kılmaya niyet ediyor. Daha ilk rekatında o şeyi hatırlıyor. Hatırlıyor. İki rekatta selam veriyor. Giriyor bakıyor. O şeyi buluyor. Ondan sonra gerisini kılmıyor. Ertesi gün İmam-ı Azam Hazretlerine gidiyor. Efendim siz böyle dediniz ama diyor. Ben daha ilk rekatında o şeyi hatırladım diyor. Tabi diyor İmam-ı Azam Hazretleri. Şeytana aleyhlâne senin 100 rekat nafile namaz kılmanı istemedi. Onun için onu sana hatırlattı. Eğer sen onu hatırlamasaydın o 100 rekat namazı kılacaktın. Çok mükafat alacaktın. İşte çok mükafat almayasın diye şeytan sana onu hatırlattı diyor. İşte bizim uykumuz kaçınca selavat getirince hemen uykumuz gelir. Çünkü uykun gelmezse sürekli selavat getireceksin. Selavat kazanacaksın. Onun için şeytan senin uykunu getiriyor. Ama dizi seyretsen uykun gelmez ha. Film seyretsen, maç seyretsen uygun gelmez. Niye? Onda bir şey kazanmıyorsun ki. Onda baktıkça bakıp batıyorsun. Onun için şeytan sana o yani onu izlemeyle uyku getirtirmez. Evet. İşte biz olalım gece kalktığımız zaman teheccüd namazı kılalım. Peygamberimiz teheccüd namazı hakkında şöyle buyuruyorlar. Medine'de kılınan bir rekat namaza 50.000 rekat namaz sevabı diyor. Yani Medine-i Münevvere'de Peygamberimizin türbesinin bulunduğu mescitte iki rekat namaz kıldığımız zaman o sevabı alabilmek için buralarda 100.000 rekat nafile namaz kılmamız lazım. Kabe'de kılınan bir rekat namaza 100.000 rekat namaz sevabı diyor Peygamberimiz. Kabe'de iki rekat nafile namaz kıldığımız zaman o sevabı alabilmek için burada 200.000 rekat namaz sevabı.
Her şey böyledir ama Kabe'de ha. Bir defa la ilahe illallah dedin. O sahabı burada alanın için 100.000 tane la ilahe illallah demen lazım. Bir defa orada subhanallah dediğin o sahabı alanın için burada 100.000 tane subhanallah demen lazım. Peki subhanallah da sahabı var mı? Olmaz olur mu ya? Subhanallahi temmihul mizan diyor Peygamberimiz. Bir subhanallah mizanı doldurur. Velhamdülillahi temmihani mizan. Velhamdülillah iki mizanı doldurur diyor. Bak ne kadar sevaplı. Mizan ne oluyor? Sevapların, günahların tartıldığı bir terazi. Ama nasıl terazi bilemiyoruz. Onu görmedik. Bizim bu bakkal terazilerine benzemez kesinlikle. Davud Aleyhisselam Mevlamıza diyor ki ya Rabbi şu mizanı merak ediyorum. Nasıl bir şey? Görmek istiyorum diyor. Bana gösterir misin? Mevlamız da gösteriyor. Davud kim oluyor? Davud, ulladan peygamberlerden bir tanesi. Davud Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden bir tanesidir. Evet. Bir bakıyor ki o kadar büyük, o kadar büyük ki dünya, belki dünyadan da büyük mizan. Ya Rabbi diyor bu çok büyük ya diyor bu. Hangi sevapla doyurlar? Mevlamız da şöyle buyuruyor. Ya Davud, kulumun bir defa Subhanallah demesiyle, Elhamdülillah demesiyle o mizanı doldurur buyuruyor. Evet. Ama tabii ki bunu iyi demek lazım değerli dinler. Bakıyorum, görüyorsunuz, sizler de görüyorsunuz. Efendim camilerde efendim almış Müslüman eline tesbihini. Tut 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 tut. Öyle olmaz. Öyle olmaz. Yavaş yavaş söyleyeceksiniz. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Böyle düşüne düşüne söylediğin zaman her söylediğiniz mizanı dolduruyor. O kadar çok sevap. Subhanallah ne demek? Allah-u Teala Hazretleri bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Mesela bütün dünya insanları, alimleri, teknikerleri bir araya toplansalar gökyüzündeki güneşi yere indirebilirler mi? İndiremezler. Ama Allah Celle Celaluhu indirir. Bütün alimler, bütün bilim adamlar bir araya toplansalar gökyüzündeki ayı yere indirebilirler mi? İndiremezler. Ama Allah indirir. Çünkü Allah'ın 90 sıfatı yok. İndirmedi mi? İndirdi değil mi? Değerli günler. Ebu Cehil'in bir Şam'da adamı vardı. Böyle çok burnazlı kurnaz. Çok böyle şeytanlı şeytan bir adam. Ona mektup yazdı Ebu Cehil. Ona dedi ki yahu dedi bizim burada dedi Mekke'de bir Muhammed var. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Hangi mucizeyi istesek gösteriyordur ya. Bunu yenemiyoruz. Sen dedi çok kurnaz bir insansın. Gel şunu da şunu bir yenelim dedi ya. Şunu bir alt edelim. Ve o adam geldi. Şam'dan Mekke'ye geldi. Ebu Cehil'e dedi ki ben bir şeytanlık biliyorum dedi. Onunla onu ben alt edeceğim dedi. Nasıl bir şeytanlık? Sen dedi delallahı çağır topla bütün halkı bir meydana dedi. Delallar gönderdiler. Herkesi topladılar o meydana. Herkes toplansın, Muhammed'den bir mucize istenecek, efendim onda o yapamayacak, rezil olacak. Herkes böyle toplandılar. Derken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme haber gönderdiler. Ey Muhammed, gel bize bir mucize göster, hepimiz Müslüman olacağız. Tamam dedi Peygamberimiz, geldi. Geldi. Şimdi o adam dedi ki bak dedi buradaki topluluğun hepsi Müslüman olacak ama senden bir mucize istiyoruz. Tamam dedi Peygamber isteyin. Şu gökyüzündeki ay var ya evet buna işaret edeceksin parmağınla ay ikiye yarılacak bir parçası bir yere inecek bir parçası bir yere inecek. Ya ay ikiye yarılır mı ya? Değil mi? En zorun zorunu istiyorlar ama Allah'a hiçbir şey zor değil derdi.
her şey Allah'a çok kolay, çok kolay, çok kolay. Zaten Ayet-el Kürsi'de de Mevla Celle Celaluhu öyle buyurmuyor mu? Ve la yaudu hifzuhuma ve huvel aliyyul azim buyuruyor, değil mi? Bana hiçbir şey zor değil diyor Mevla Celle Celaluhu. Hiçbir şey korumak benim için zor değil. Her şey bana çok kolaydır buyuruyor. O çok yücedir, çok güçlü, kuvvetlidir. Böyle buyuruyor. Tamamdır Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Parmağıyla ayak bir işaret etti. Ay ikiye yarıldı. Yarısı bir yere indi, yarısı bir yere indi. Herkes bunu gözleriyle gördüler. Ama inandılar mı? İnanmadılar. Hâdâ sihrun mubîn dediler. Bu apaçık bir sihirbazdır dediler. Ve Peygamberimizi yine de yalanladılar. Yani şunu demek istiyorum. Allah-u Teala Hazretleri yapamadığı hiçbir şey yok. Allah'ın 90 sıfatı yok. Aklına ne geliyorsa Allah-u Teala Hazretleri onu mutlaka yapar. Subhanallah işte o demektir. Allah'ın hiçbir 90 sıfatı yok demektir değerli günler. Evet. Tamam. Evet. Saatimizin dolduğunu bildirdiler bize. Bize şimdi toparlayalım. Son vereceğiz sohbetimize. Allah nasip ederse önümüzdeki pazartesi günü yine size sohbet yapacağız inşallah o zaman. Evet, elhamdülillah ne demek? Elhamdülillah bütün yücelik, ululuk, büyüklük Allah'a mahsustur. Bu bu demektir. İnsanlara mahsus olan bir yücelik yoktur. İnsanlar bugün efendim genelkurmay olur, başbakan olur, şube olur efendim. Sonra derecesi alçalır. Değil mi? Yani öyle de oluyor maalesef. Evet. Ama Allah Teala Hazretlerinin derecesi hiçbir zaman alçalmaz kesinlikle. Bütün çünkü yücelik sadece Allah'a mahsustur. Kullara mahsus değil. Kulların yüceliği geçicidir. Ama Allah'ın yüceliği ebediyen ebeddir. Bunu böyle düşüneceksin. Elhamdülillah ne demekmiş? Hamd, yücelik, büyüklük, ululuk sadece Allah'a mahsustur demektir. Allahu Ekber ne demek? Allahu Teala Hazretleri çok büyük. Çok büyük demektir. Bunu böyle düşünerek söylersek her söylediğimizde mizanı dolduracak, cevap kazanmış olacağız. Onun için bunu söylerken de böyle düşüne düşüne. Subhanallah, 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 Elhamdülillah, 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 Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bunu böyle düşünerek söyleyeceğiz. İnşallah o zaman değerli müminler. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem selavat konusunda şöyle buyuruyorlar. Kim sabah ve akşam 10 defa selavat söylerse, sabah 10, akşam 10 defa selavat söylerse, ona şefaatim vacip olur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Peygamberimizin şefaatine mazhar olmak istiyorsak, sabah ve akşam 10 defa ne yapacağız? Selavat getireceğiz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala el seyyidina Muhammed diyeceğiz. Şu kısayı anlatarak mevzumu tamamlıyorum değerliyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme 4 tane melek geldi. Azrail, Cebrail, Mikail, İsrafil. Azrail isimli melek dedi ki, ey Allah'ın Resulü, senin ümmetinden her kim sabah ve akşam 10 defa Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala el seyyidina Muhammed derse onun ruhunu alırken hafif alacağım. Onun şeyini canını fazla acıtmayacağım diye söyledi. Evet. Müminin ruhu tereyağından kıl çıkar gibi çıkar diyor Peygamberimiz. Ölüm acısını fazla hissetmez buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe-i kirama bunu söyleyince sahabe-i kiram Peygamberimize dediler ki, ya Resulallah, biz biliyoruz ki cam yemek çok zor bir şey. Sen de biliyorsun ki müminin ruhu çok hafif çıkar. Fazla bir acı duymaz diyorsun. Bu nasıl oluyor dediklerinde Peygamberimiz şöyle buyurdular. Siz Yusuf'un kıssasını bilmiyor musunuz? Biliyoruz ya Resulallah. Tamam dediler. Evet. Cam yemek çok zor bir şeydir. Ama mümine çok kolay. Nasıl oluyor? İşte Yusuf'un kıssasını bilmiyor musun diyor.
Yusuf'un kısasında ne var? Yusuf Aleyhisselam çok güzeldi diyenler. Çok güzeldi. Ve Mısır kralı onu köle olarak almıştı. Mısır kralının hanımı Züleyha annemiz ona aşık oldu. Yusuf Aleyhisselam köle köle değil de işte köle olarak sattı abiler oldu. Yusuf kralının hanımı da bir kral hanımı. Güzel mi? Güzel efendim. Her saltanat elinde. Köleye aşık olmuş. Bunu duyan komşu kadınlar kınadılar Züleyha annemizi. Ne kadar ayıp dediler ya. Kocaman kral hanımı bir köleye aşık olmuş. Olur şey mi dediler ya. Züleyha annemiz bunu haber alınca komşu kadınları evine davet etti. Topladı. Gelin bakalım gelin. Ellerine birer salatalık birer tane de keskin bıçak verdi. Veyahut da elma verdi. Artık ne verdiyse ellerine. Hadi bunları soyun dedi. Onları soyarken Yusuf Aleyhisselam'ı onların karşısına çıkardı. Aman Allah! Yusuf Aleyhisselam'ı görünce akılları gitti. Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor Yusuf suresinde. La beşerun diyor ya. Bu beşer değil bu diyorlar ya. Bu insan değil diyorlar ya. Herhalde melekün gelip bu çok güzel bir melek diye söylediler. Yusuf Aleyhisselam için. Yakat ta'ana eydiyahun diyor Mevla. Ellerini doğradılar. Ya ellerini doğuruyorlar. Ama elleri kesiliyor, doğranıyor. Acı duymuyorlar. O güzelliği seyredeceğiz diye. İşte Müslüman da ölürken cennetini gördüğü için o güzel cennetini seyrederken canının nasıl çıktığını anlamayacak derler. Tıpkı kadınlar el kesilirken acı duymadıkları gibi. Halbuki el kesilirken canı acımaz mı? Acıyor ama o Yusuf'un güzelliği karşısında o acıyı duymuyorlar. İşte Cebrail Aleyhisselam diyor ki ey Allah'ın Resulü sabah ve akşam 10 defa Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala el seyyidina Muhammed diyen her ümmetin ruhunu alırken fazla acıtmayacağım diyor. Hafif olarak canını alacağım. Evet. İsrafil Aleyhisselam diyor ki ya Resulallah ben de yarın sıratın başında duracağım ve ayağa kaymakta olan müminin ümmetin kolundan tutacağım karşıya geçeceğim diyor. Sabah ve akşam 10 selavat getiren ümmeti. Sırat köprüsü, o köprü nasıl bir şey onu bilemiyoruz değerliler. Ama olduğuna inanıyoruz. İnanmak da şart. Evet. İşte o köprüden herkes derecesine göre geçecek. Kimi ayağa kayacak, cehenneme düşecek. Cehennemin üzerinde çünkü o köprü. Kimi sürünerek geçecek, kimisi yürüyerek geçecek, kimisi kuş gibi uçacak. Efendim, kimisi de yıldırım gibi geçecek, hiç geçtiğini bile anlamayacak. Hatta karşıya geçmiş adam, ya diyor, Sırat köprüsünden geçecektik, acaba ne oldu? Halbuki geçti ya, hiç farkında değil bile. Efendim, Mevla bizi onlardan eylesin inşallah. Bir de böyle günahından dolayı ayağa kayacak olan ümmet vardır. Ama 10 tane sabah ve akşam her gün selavat getirmiş peygamber. Onun kolundan tutacağım, karşıya geçeceğim diyor. Mikail Aleyhisselam da diyor ki, ya Resulallah, sabah ve akşam 10 selavat getiren ümmetin hanesine bol bereket yağdıracağım. Onun hanesine yokluk olayı olmayacak. Şeker bitti, çay bitti, tuz bitti, efendim para bitti, pul bitti. Böyle bir olaylar olmayacak diyor. Her gün 10 silavat getirirsek sabah ve akşam. Evet. Ve Cebrail Aleyhisselam da diyor ki ya Resulallah ben de diyor yarın mahşer günü o ümmetine teselli olacağım. O dehşetli anda cehennem kükreyip alevlerin fışkırdığı bir dönemde ve azap melekleri böyle insanlar azap ettiği bir dönemde ümmetine teselli olacağım. Ellâ tehâfû ve lâ tehdenû ve ebşirû bil cennetilleti kuntum tuâdûn diyeceğim onlara. Sakın siz mahzun olmayın, siz üzülmeyin, siz kederlenmeyin. Siz size vaadınan cennete gireceksiniz. Bunlar kafirlere. Diye o ümmetine teselli olacağım diyor. Her gün 10 selavat getiren ümmetine. Sabah ve akşam 10 selavat getiren ümmetine. Evet. Onun için değerliler inşallah biz de bu sabah ve akşam 10 selavatı sakın ihmal etmeyelim. En azından hele hele bu Şaban ayında mutlaka sabah ve akşam 10 defa Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala el seyyidina Muhammed diyelim. Allah-u Teala Hazretleri hepimizden razı ve hoşnut olsun. Cümlemizin makamını cennet eylesin. İnşallah aman. Bilahi önümüzdeki pazartesi günü yine
bu saatte sohbette buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.